Merhaba. Yardım ister misin? Yardım edeyim mi? Ekmek kesebilir misin? Şaka yaptım. Otur sen. Bugün ikinci defa geldiğinize göre sizi pek doyuramıyoruz galiba. Yok, aslında tokum. Ama bir çay içmek için geldim. Sema, Engin Bey'e bir çay. Tabii abla, getiriyorum hemen. Anneciğim, sen çok yoruldun. Azıcık otur, dinlen istersen ha. Anne, başka bir yere oturtayım ben seni. Yo, yo. Cemile Hanım bana arkadaşlık etmiş olur. Benim işim var. Senin gibi aylakçı değilim ben. Kendi başına otur. Hem kimsin sen? Ne işin var benimle? Ben evli bir kadınım. Oturmaz mısınız? Üzülmeyin diyeceğim ama üzüleceksiniz. Bazen onun bu hali beni çok korkutuyor. Yani kendim için. Hani belki ben de öyle olursam diye ya da Kerem. Of! Çok bencilim değil mi? Hayır. Sizin yerinizde kim olsa aynı şeyi düşünür. Bu sizi bencil değil, geleceği düşünen bir insan yapar. Siz de keyif çayı içeyim diye geldiniz ama dert dinliyorsunuz. Olsun. Sohbet etmek iyi geldi. Çok naziksiniz. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Geldi mi? Yok abla. Of, hiçbir yerde yok. Belki eve falan gitmiştir. Siz Kerem'le eve gidin. Ben bir Engin Bey'e sorayım. Belki o biliyordur. Bu köpeğin dışarı çık, dışarı çık. Çık dışarı. Çık. Tamam abla, tamam. Tamam mı? Siz eve gidin ben. Hadi gel, hadi. Hadi gidelim. Of anne, of ya, of. Hadi. Neredesin ya? Hadi sen de gel. Engin Bey. Süreyya Hanım, ne oldu? Annem yok, kayıp. Nasıl yok? Biz oturuyorken demin oradaydı. Evet ama şimdi yok işte yani. Ben de belki siz görmüşsünüzdür diye geldim ama. Yok, görmedim vallahi. Ben o zaman şuraya numaramı yazıyorum. Eğer görürseniz muhakkak beni bu numaradan arayın. Siz ne yapacaksınız? Vallahi işte bakacağım yani. Bütün parklara, bahçelere falan her yere bakacağım. Yalnız gezmeyin. Beraber gezelim. Yani gece şey olmayın, yalnız dolaşmayın. Ben de geleyim. Yok yok, siz zahmet etmeyin. Ben bakarım. Biz arkadaş değil miyiz? Olsun, zahmet olmaz. İyi madem. Hadi o zaman. Hadi gidelim. Tamam. Kerem! Süreyya! Ya bir rahat bırakmıyorsun şu çocuğu Mehbar'e. İlla gidip dürtükleyeceksin. Bugüne kadar rahat bıraktığımız yetmedi mi Tahsin? O Murat'ın da kulaklarını çekeceğim. Hemen her şeyi yetiştiriyor sana. Aa, büyütüyorsun ama Tahsin. Gözümle görmeden katiyen rahat edemeyeceğim vallahi. Ya görecek ne var? Karşı kafeye gidip yemek yemiş çocuk. Hadi tamam ya. Ya Allah, burada da kimse yok. Ne yapacağım ben şimdi? Hanımefendi, iyi misiniz? Niye zorluyorsunuz o kapıyı? Süreyya'yı arıyorum ben. Burası benim oğlumun atölyesi. Süreyya falan yok burada. Buranın sahibini tanıyor musunuz? Tabii. Oğlumuz o bizim. Peki siz kimsiniz? Şu dükkan benim kızımın. Bir ara dışarı çıktım. Ben döndüğümde kimse yoktu. Arayalım kızınızı. Numarasını söyleyin. Hatırlamıyorum. Üzmeyin kendinizi. Merak etmeyin, biz size yardım edeceğiz. Eviniz nerede? Oraya bırakalım sizi. Bilmiyorum. Bilmiyor musunuz yoksa hatırlamıyor musunuz? Hem hatırlamıyorum, hem bilmiyorum. Arada aklım gelip gidiyor. Ama ben kötü biri değilim, benim suçum değil. Ne suçu? Ne diyor bana Mehbari, anlamadım ki. Tamam Tahsin, ben anladım. Sen Engin'i arayıver. Ya kimse görmemiş, delireceğim. Ay, hiç sırası değil. Kim? Babam. Açsana. Ararım sonra ben onu. Ay. Şuraya da bakalım. Gel. Kapattı. Tamam, müsait değil herhalde. O bizi arar. Hanımefendi, biz sizi bizim eve götürelim. Kızınızı orada bekleriz. Tamam mı? Oraya gelir mi ki? Gelir, gelir. Biz Engin'e ulaşınca o da kızınıza ulaşır. Kızınız da gelip bizim evden alır sizi. Korkmayın. Hadi gidelim. Hadi.